Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere elma sirkesi zayıflatır mı, sirke zayıflatır mı sorusunun net cevabını verebilmek için tam 4 ay boyunca üzerimde denedim. Ve her gün bütün gelişmeleri tek tek yazdım. Lütfen arkadaşlar videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Gerçekten de çok önemli bilgiler paylaşacağım sizlerle. Öncelikle hemen sirke ile ilgili şu yorumu net olarak yapmak istiyorum arkadaşlar. Sirke vücuduma enerji verdi ve vücudumu dinç tuttu. Yani bana yaşam kalitesi kattı. O yüzden benim için sirke bundan sonra vazgeçilmezim olacaktır. İnşallah yarın size üzüm sirkesi ve elma sirkesinin tarifini paylaşacağım. Bu 4 aylık süreçte yaklaşık olarak 1,5 litre su tükettim. En az 1 litre ve en fazla 1,5 litre. İnternette ben birçok yazı okudum ve birçok öneriler vardı. Bunlardan bir tanesi sabah aç karnına 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketilmesiydi. Kesinlikle böyle bir hata yapmayın. Eğer bunu yaparsanız mutlaka mide rahatsızlıklarınız olacaktır. Ya 1 sene sonra, ya 5 sene sonra, ya 10 sene sonra. Ama mutlaka yaşayacaksınız. Kesinlikle aç karnına sirke tüketmeyin. Elma sirkesi, ıhlamur sirkesi hiç fark etmez. Hiçbir sirke tüketmeyin aç karnına. Yine bir tavsiye daha vardı. Sabahleyin aç karnına ılık veya soğuk suyla karıştırılmış sirke içilmesiyle ilgili. Bunu da ben kesinlikle önermiyorum. Bu da yine ciddi mide rahatsızlıklarına yol açacaktır. Ben her iki halinin zararlı olduğunu bildiğim halde not almak için yine denedim. Kesinlikle 2 gün, 3 gün boyunca, 4 gün boyunca mide ağrıları yaşadım. O yüzden bu iki yöntemi kesinlikle denemeyin kendi sağlığınızı düşünüyorsanız eğer. Şimdi geldik en merak edilen soruya. Elma sirkesi zayıflatıyor mu? Evet arkadaşlar, elma sirkesi zayıflatıyor. Ama öyle söylenildiği gibi bir ayda 5 kilo, bir ayda 7 kilo, bir ayda 30 kilo öyle bir şey yok. Elma sirkesi sadece sizi ayda ya yarım kilo ya da 1 kilo en fazla zayıflatabilir. Ama bunun da tabii önemli şartı var. O şartı nedir? Vücudunuzu çok iyi tanımanız gerekiyor. Ben 4 ay süresi içerisinde beni hiçbir şekilde rahatsız etmeyen bir yöntemi paylaşıyorum. Bu benim kendi yaptığım elma sirkem. Her sabah kahvaltısından sonra ve her öğle yemeğinden sonra bir küçük bardak aldım. Bir çay kaşığı kadar elma sirkesi ilave ettim ve üzerine de bir miktar ılık su ilave ettim. Yani ılık birazcık daha kaynar olacak. Ben bu şekilde içtim arkadaşlar. Sabah kahvaltısından sonra ve öğle yemeğinden sonra içtim. Akşam zaten 7'den sonra hiçbir şekilde sirke tüketimini tavsiye etmiyorum. Ben bu şekilde içtikten sonra bana verdiği özellikler şunlar. Anında enerji veriyor. Mideyi kesinlikle rahatsız etmiyor. Çünkü tok karnına biz içtik sirkeyi. Ve çabuk doyuruyor. Bir sonraki yemeği de isteksiz hale getiriyor sizi. Yani öğle yemeği için sabırsızlanmıyorsunuz. İnanılmaz derecede güzel faydalarını gördüm. En önemlisi benim için enerji vermesi. Ben bu işlemi soğuk suyla denedim. Yani bir çay kaşığı sirke ve üzerine de soğuk su ilave ettim. Tabii bu sirke oranlarını zamanla arttırdım. Baktım ki vücudumda herhangi bir yan etkisi yok. Arttırdım. Bir tatlı kaşığına kadar çıkarttım. Günlük olarak bir yemek kaşığı tükettim. Soğuk suyla tükettiğim sirke karışımı inanılmaz derecede beni acıktırdı ve doyumsuz oldum. Resmen hiçbir şekilde doymadım arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinizi keşfedin. Eğer siz de zayıflamak istiyorsanız veya da yaşam kalitesi için sirke kullanmak istiyorsanız kendinizi mutlaka keşfedin. Ayrıca sirkenin en büyük özelliklerinden bir tanesi bizi hastalıklara karşı korumasıdır. O yüzden çok az miktarda kontrollü bir şekilde bundan sonra elbette sirkeyi kullanacağım. Her zaman evimde yapacağım. Çeşit çeşit sirkeler yapacağım. Sizler de yapacaksınız inşallah benim tariflerime göre. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan bir emoji rica ediyorum. Bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir, bir gülücük olabilir. Lütfen arkadaşlar hem de bu videoya da katkı sağlamış olacaksınız. 2 ay denedikten sonra yapmış olduğum portakal sirkesine geçiş yaptım. Onu bitirdikten sonra yine yaptığım ıhlamur sirkesine geçiş yaptım.
Onu bitirdikten sonra nar sirkesine geçiş yaptım. Hepsinde de aynı etkiyi gördüm. Yani zayıflamak için illaki elma sirkesi içmenize hiç gerek yok. Sirke olması yeterlidir. Ama özellikle ev sirkesi, ev yapımı sirke. Yarın inşallah hep beraber elma sirkesi kuracağız. Yarınki videomu lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Peşinden üzüm sirkesi, nar sirkesi ve portakal sirkesini de kuracağız. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.